Enner Valencia, Batshuayi Dünya Kupası'nın özellikle ilk bölümünde en iyi performans gösteren forvetler arasındaydı. Ha, Maxi Gomez Uruguay milli takımı elendi. Çok başarılı değildi ama sonuçta Cavani'nin, Suarez'in, yaşı geldi belki Suarez'in ama o takımın o forvetlerin arasında yer bulan 15 dakika oynayan bir oyuncuydu. Girdi yani. Ama onların arasında Fenerbahçe'nin aslında forvetleri daha fazla o maç oynayıp ve gol atıp geldiler buraya. Tabii Enner Valencia ikinci yarıda oyuna girdi ama Fenerbahçe hücum hattı da etkisiz göründü. Ben bölüm bölüm belki... Etkisizlik şundan da oldu. Ya bak, maçın ilk yarısında bazen 10 kişi kaldıktan sonra saymadım. İlk yarısında pas trafiğini sayıyordum. 1-2 Trabzon'a geçiyor. Trabzon sayıyorum. 1-2 Fenerbahçe'ye geçiyor. 5 pas yapılmadı. Kaleciler genelde hep direkt uzun topla oynadı. Ama sen şimdi orada Hugo, Bartra, bunlar kafaya iyi çıkan oyuncular. Bir de isabetli değil. Evet. Uzun toplar da hani mesela King'i arıyor, ona gitmiyordu. Taça gidiyor ya da direkt rakip stopere. Ben Fenerbahçe hiç bu kadar geriden oyun kurmaya çalışmadığı bir maç hatırlamıyorum yani. Orta sahaları direkt geçerek oynanılan bir oyun oynadı. Hani ben bu kadar kötü oynayacağını Fenerbahçe beklemiyordum. Jesus'la beraber en kötü maçı derim net. 11-11 kısmında da mı? 107 dakika maç izledik. 11-11 kısmında da mı? 11-11 kısmında da. Çok kötü oynadı. Trabzonspor'a çok pozisyon vermedi denebilir mi? Orada bir deplasmanda oynuyor. Bak, böyle bir artı. Evet ama ya Fenerbahçe hep üreten, rakip kaleye giden, bunu yeri geldiğinde set oyunuyla sağdan sola, soldan sağa böyle duvar yaparak oynayan bir takımdı. Bugün çok direkt oynadı. Trabzon defansına öyle cepheden top attığında Hugo falan çıkıyor, alıyor yani. Hocam şunu beklerdim ki takımı genelde bir şey olduğunda itici gücü hem sahanın kenarında hem sahanın içine girdiğinde ya biz artık şu kırmızı kart görmemizi, çözüm bulmamız lazım takım halinde demesini beklerdim. Fenerbahçe taraftarı neredeyse 11 kişiyi sahada göremiyor ya uzun zamandır. Son 3 maçtır Süper Lig'de. Kimileri hatalı ki biz o günler söyledik hatalı olanları. Mesela Batshuayi'nin gördüğü dönem. Tabii. Hatalı dedik ama Pedro'nunkine nasıl ben hatalı diyebilirim? Bugünkü Crespo'nunkine nasıl hatalı diyebilirim? Burayı çözmeli. Yoksa her maç 10 kişi mi izleyecek ya taraftar? Bir de arkadaşların emeğine yazık. Crespo bu takımın en çok sevilen oyuncularından birisin. Ya 2 tane tertemiz sarı kart gördü. Kırmızı yani. Bir kişi hayır diyemez. Şimdi Mert'in o açıklaması da bence bir o kadar yanlış. 10 kişi de çalıştık diyor, hazırlandık diyor. Zaten, yani, evet, yani 11'e 11 de kötü oynadı hani Fenerbahçe. Bilmiyorum, bir tane Fenerbahçe taraftar memnun mu bugünkü futbolda? Değil. Ya ben Altay'ın bu kadar uzun top attığını, yeri geldiğinde Gustavo'nun bu kadar uzun top attığını görmedim. İleride şey yok ki. Hani eskiden çek forveti var, Koler yok ki ileride. O, yani çok enteresan. Yani Jesus bu maça, ya her maça çok iyi hazırlanıyor ama bugün hayal kırıklığı. Evet. Her anlamda hayal kırıklığı. İtici güçlü Jesus. Bence Fenerbahçe taraftarlar şu an şeyden üzgünler. Biz kazanırken de yenilirken de cesaretli oynuyorduk. Ön tarafa gidiyorduk. Pozisyona giriyorduk. Hani o takımı görüyorlardı, mutlulardı. Yenilince de böyle yenilelim diyorlardı. Ama evet, bugün öyle bir futbol yoktu. Şöyle bir şansı var. 4 gün sonra maç var. Her şeyi unutturabilir. Tabii üst üste bile. Galatasaray derbisi gelecek, Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Evet, en güzel toparlama hemen bir sonraki maçın en yakın zamanda gelmesidir. Bambaşka bir Fenerbahçe izleriz. Ama ya düşün, durum nereye geldi ya? Galatasaray'ın bir maçı eksik. İstanbulspor'la oynayacak yarın. Kazandığı takdirde. Şimdi maçtan önce notlarıma bakıyordum. Dünya Kupası arasına gidilene kadar Fenerbahçe'nin oynadığı bütün maçlardaki gol beklentisi 2.8. Bu maçta 0.53. Yani maçtan önceki konuşmalarımızda, maçı düşünürken, programda Fenerbahçe şut atamadan maçı bitirecek diyebilecek kimse yoktu herhalde. İşte maç günü performansı diyoruz ya, kağıt üzerinde oyuncuların performansı, rakibin durumu, bunlar önemli. Antrenörler kafasında maçı oynuyor ama işte maç günü performansı da çok etkiliyor. Bugün Jesus, işte hocalarım da bahsetti. Daha önce zaten Dinamo Kiev maçında bunu yaşadı. Şimdi ligimizi çok iyi bildiğini, her gün bir şey, her hafta kendine göre bir şeyler öğrendiğini düşündüğümüz Jesus, Trabzon deplasmanlarının ve Trabzonspor karşılaşmalarının özellikle son 4-5 yıldır Fenerbahçe maçlarının tansiyonunun çok yüksek olduğunu maçtan önce de konuştuk. Son 3 maçta Trabzon'la oynanan son 3 maçta Fenerbahçe 10 kişi kalmış. Yani. Buradan bir yere geleceksiniz. Jesus'un bunu tam böyle algılamadığını mı düşünüyorsun? Şöyle oyuna müdahale... Ama da Benfica, Sporting, Porto, orada da çok acayip rekabetler, çok büyük derbiler, çok tansiyon yüksek maçlar var. Şuraya geleceğim. Oyuncu değişikliklerini erken yapabilirdi. Hı hı. İşte Crespo ilk sarı kartını 45+7'de yemiş. 7, evet. Ya çok gereksiz bir yerde bak özetlerde göreceğiz. Fenerbahçe atak yaparken Kornelçuk'un köşesinde topu kontrol etti. Yorgunluktan kaptırdı. Kaptırdığı topta kontra atak yememek, defansta az sayıyla yakalanmama bilinçaltıyla faul yaptı. Sarı kart gördü. Ve kalesinden çok uzak olan. Ve çok uzak bir yerde. Şimdi bir önceki maça geleceğim. Giresun maçı yine 10 kişi tamamladı Fenerbahçe takımı. Ondan önceki maç Sivas maçı yine 10 kişi tamamladı. Sivas karşılaşmasında da 10 kişi kaldı. Santifor atıldı oyundan. 10 kişi 1-0 tutabildi oyunu. Ama aynı şeyi Giresun maçında yapmadı. Oyuna 70 dakika oyunu tuttunuz. Bazen tutmanız da gerekebilir. Çünkü sakatınız var, yorgun oyuncunuz var. Daha önce deneyimlediği şeyleri bir sonraki maçlarda denemedi Jesus. Mesela bu sahneyi Kiev maçında da yaşadı. Çünkü maçtan önce rakip gergin. Hocanın açıklaması var. Abdullah Hoca diyor ve Fenerbahçe çok faulle oynuyor. Ona cevap verdi faulle.